Sayın Aydın Murat Bey konuşmalarını yapacaklardır. Arz ederim efendim. Harika. Uzun bir hastalık döneminden sonra ilk defa yüksek heyetimiz huzurunda umuma hitap etmek durumundayım. Sesim kendimin de beğendiği eski Davudi ses değil. Henüz ses tellerim ve teneffüs imkanım eskisi kadar kuvvetli değil. Tamamla o da düzelecek inşallah. Muhterem beyefendiler, insanların tarihinde, insanlığın tarihinde ve İslam Türk tarihinde zaman zaman parlayan yıldızlar vardır. Bu yıldızlar mutat insanların arasından çıkıp onlara uzun uzun istikametleri, şaşmaz istikametleri gösteren kutup yıldızları gibidir. Ve bu kutup yıldızları olmasa insanlar inandıklarını yavaş yavaş kalıplaştırırlar, taassuplaştırırlar ve sonunda başladıkları noktadan çok gerilere dönmüş olduklarını bir gün görürler. Şiirleriyle tanıdığım ve yetiştirdikleriyle tanıdığım Osman Hulusi Efendi Hazretleri Darende'de asil bir mezhebin soyundan gelerek asil bir mezhebe mensubiyeti sebebiyle ve Allah'ın kendisine verdiği vazifenin ifası gayretiyle bir kutup yıldızı olmuştur. Darende terk edilmiş bir yerdir, fakir bir yerdir. Darende'de hemen hemen Osman Hulusi Efendi Hazretleri faaliyete başladığı zaman hemen hemen hiçbir irfan müessesesi yoktur. Hastane yoktur, köprü yoktur, kütüphane vardır ama kapısını açan yoktur. Bütün bu yokları varlığa çevirin ve etrafımda geniş bir münevver insan topluluğu meydana getiren ve onlara daima iyi, güzeli, insana saygılı ve insanın insana saygısı ölçüsünde Allah'a yakınlaşmasının mümkün olabileceğini anlatan bir son zaman verisidir. Bugün sıkıntılarımızın temelinde ferdiyetçiliğimiz yatmaktadır. Bugün sıkıntılarımızın temelinde insanların yalnızca kendileri için çalışmaları ve yalnızca kendilerinin istikrarlarını müemmel gördükleri zaman dünyanın bütün işlerinin bittiği, onun bakımından bittiği kanaati yaygındır. Artık bu çağ böyle bir anlayış içinde insan, insanın kurdudur. İnsan, insana rağmen gelişecektir. Halbuki bütün İslam evliyalarının İslam'dan aldıkları terbiye ile tavsiye ettikleri, söyledikleri ve teyit öğrettikleri insan gayedir. İnsan eşref-i mahlukattır. İnsanın insana saygısı, insanın insana sevgisi, insanın insana hayrı, insanın insana hizmeti, ibadetlerin en büyüğüdür. Allah'a kurbiyetin temelidir. İnsan sevmeyen, insanları hor gören bir insanın Allah'a kurbiyeti mümkün değildir. Bu anlayışı, bu terbiyeyi Darende'den
yavaş yavaş yayarak bütün Anadolu'da onu seven, onu sayan ve onun fikirleriyle hemhal olmak isteyen kişileri yaratması da manevi gücünün bir tekiyesidir. Ben ilk defa Dari'yle gittiğim zaman Sami Bey'in davetiyle bir nebeler kalabalık salona alındık. Bir intiba almak mümkün değildi. Fakat ne zaman ki Derya'a gittik Arelajöle, orada bir başka havayı gördüm. Orada eski fakirle olduğu sonuncu baba hazretlerinin zamanından bu yana gelen bir anlayışı idrak ediyordum. Sonuncu baba hazretleri benim kanaatimce devletin baniyelerinden başta gelenlerden bir tanesidir. Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri'nin Akşehir'si dedi, Şeyh Lütfullah'ı yetiştiren ve onları Anadolu'nun daha nicelerini Anadolu'nun muhtelif yerlerine halperen olarak gönderen ve sonra da mütevazı hayatını Dâren dedi, o küçücük dergâhtan ortalayan bir büyük zatdır. Bir Allah'ın sevgili kuludur. Öyleyse ne yapmak lazımdır? Burasını Hacı Bayram-ı Veli'nin ziyaretkârı gibi, Hacı Bayram-ı Veli'nin Akşemseddin'in ziyaretkârı gibi bir ziyaretkâr haline getirmek ve gelenlerin daha rahat kendisini tanımalarını, okumalarını teşkil etmelerini sağlamak lazımdır. Çok şükür bir noktaya kadar gelmiştir. Hamidi Tübey'in sorduğu şimdi daha çok gelmiştir. İnşallah gittiğimiz gün namaz kılmak için ancak 500 yer kaldı. 300 yer bulunabilen yerde şimdi 3000 kişi ve bir de daha önce namaz kılabilecektir. İbadetini yapabilecektir. Sonuncu baba bir klasik manasıyla din kendisine Hoca Efendi Hazretleri Bey'in sonuncu baba bir alp erendir. Rivayet edilen kendisinin Fatiha suresini 10 tarzda tefsir eden bu caminin üç kapısında görülür ve sonra da artık sınırmış sipariş oldu bayram buradan gidelim sözü doğru olsa gerektir. Çünkü sonuncu baba o güne kadar kişiliğini gizleyen ve ancak yanındaki birkaç kişiye kendini anlatan ve söyleyen kimsedir. Şuna inandık ki tüm çocukları eğer bu vatanda yaşamak istiyorlarsa, bu vatanda büyük ve müstakil yaşamak istiyorlarsa, inançlarının öz ve saf olmasını, kendi hayatlarının şerefli olmasını ve ömürleri nihayete erdiği zaman Cenab-ı Hakk'ın huzuruna tam bir mümin sıfatıyla dönebilmeyi, dön emrine riayet etmeyi düşünebiliyorlarsa, düşünmek istiyorlarsa sonuncu babayı ve onun hakimesini ve Osman Hüseyin'in fikirlerini dikkatle dinlemelidirler. Bugün var mıdır benzeri? Bilmiyorum. Bugün nevzuhur kişiler görüyoruz. Affı olmayan, hoşgörüsü olmayan ve yalnızca sertliği ısrar eden kişiler görüyoruz.
onların şahsında geniş bir hoşgörü, geniş bir anlayış, geniş bir ruh terbiyesi imkanı ve aslanın kafesinde iyileştiren bir terbiyeci karakteri görüyoruz. Nefis deneyimiz, nefis deneyimiz her türlü kötülüğe meyyal, vahşi aslanı terbiye eden ve onu ancak kuzu gibi sakin, mutedil bir hale getiren ve onu huzur içinde yaşatan gönül ervabı artık bilmiyorum ne kadar gelecektir, ne kadar olacaktır. 60 milyon insanın bugün ıstırabı, bu gönül iyilerini olmamıştır. Onların ibadeti de, onların nasihatı da, onların şiirleri de, onların güzellikleri de, onların insanlara hilmine muamele edişleri de, onların her sınıf insana tefrik yapmaksızın sofralarında yer açmaları ile yarattıkları engin İslam anlayışı inşallah daralmamalıdır ve onların bu düşünceleri bugünkü toplumda da yer almalı ve bugünkü toplumun öfkeli insanlar birbirlerine karşı kin gayz içinde olan insanlar servetlerine, davranışlarına, sözlerine kin içinde olan, öfke içinde olan ve her şeyi bir anda tahliye etmeye hazır hiçbir gücü tanımayan devlet, hükümet, din büyüğü, yaşlı, genç, ihtiyar, kadın, hiçbir şeyi dinlemeden her şeyi tahliye hazır olan insanlar sonuncu olarak evladı gibi insanların varlığıyla azalacak ve onlar yalnız mekteplerde okumak suretiyle terbiyenin, İslami terbiyenin mümkün olmadığını, İslami terbiyenin gönülden gönüle, gözden göze, şiirden şiire ve kalpten kalbe olduğunu idrak edecekleri gün Türkiye'nin meseleleri daha da azalacaktır. Diliyorum ki sonuncu Baba Hazretleri'nin çevresi tamamen neticelerinin restorasyonu. Hulusi Efendi Hazretleri'nin orada başladığı eserler ve düşündüğü eserler tamam edilir. Ve dahil de tarihinde olduğu gibi bir zamanda bir ilim merkezi haline gelir. Bir sevgi merkezi haline gelir. Ve dahil de yalnız gurbete adam gönderen, gurbette iş kurmak üzere adam gönderen, insan ihraç eden bir kasaba olmaktan ötede bütün Türkiye'ye kol kol inanmış, sevgi dolu insanlar göndererek dairede tekrar Somuncu Baba'nın günlerine ve onun verdiği istikamette doğru yakınlaşır.